Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Sabah kahvaltı için ekmek almaya yola çıktınız. Bakkala gittiğiniz zaman 2 ekmek için 5 Türk lirası gibi bir bedel ödemeniz gerekir. Ödemeyi neyle yapacağınız konusunda çok fazla düşünmezsiniz. Cebinizden 5 liralık banknot çıkarıp ödemeyi gerçekleştirirsiniz. Bu küçük, 5 ver yeter. Siz 5 lira verin. Çocuklar, peki bu işlemleri blok zincir üzerinde yapmak isterseniz ne olacak? Bakkala gittiniz, ekmeği aldınız. Ödemeyi Bitcoin, Ethereum ya da AVAX gibi kripto paralardan biriyle yapmak isterseniz bile tam olarak 5 birimlik ücreti tutturmanız mümkün olmayabilir. Çünkü birçok fiyatlama halen gerçek dünya paralarına göre yapılıyor. Bunun en büyük örneği tabii ki Amerikan doları. Peki blok zincir üzerinde dolar saklayabilir miyiz? Aslında pek mümkün gözükmüyor. Bunun yerine değeri 1 dolara eşit olan coinler saklayabiliriz. Halihazırda zaten bunu yapabiliyoruz. İsmine de stable coinler diyoruz. Ancak stablecoin'lerle ilgili en büyük problem, kripto para piyasası gibi volatilitesi yüksek olan bir yerde fiyatını sabit tutmak. Bugün sizlerle beraber stablecoin'lerin farklı bir türü olan algoritmik stablecoin'leri inceleyeceğiz. Ama isterseniz önce kısaca stablecoin'e, ardından da algoritmik stablecoin'lere değinelim. Tüm algoritmik stablecoin'lere bugün değinmeyeceğiz, ancak özellikle incelememizi istediğiniz türler varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Stablecoin nedir? Aslında başlangıçta da söylediğimiz gibi fiyatının belirli bir itibari para birimine eşitlenmiş olduğu coinlere stable, yani sabit coinler diyoruz. En fazla bilinen örneği ise USDT. USDT her zaman kendisini 1 dolara eşitlemeye çalışır. Kimi zaman borsalarda 1 doların altında ya da üstünde fiyatlandığını görebilirsiniz. Böyle durumlarda piyasaya daha fazla USDT sürülüp fiyat düşürülür ya da piyasada fazla bulunan USDT'ler yakılarak fiyat yükseltilir. Bu sayede fiyat her zaman 1 dolara eşitlenmeye çalışılır. Bir borsada işlem yapmak istediğiniz zaman, almak istediğiniz coin'in dolar karşılığını bir kripto para karşılığında kolayca ödemiş olacaksınız. Evet, böyle bir teknoloji var, fakat bunu yapan kim? Tether isimli bir şirket, yani stablecoin dediğimiz paralar merkezi bir kurumla yönetiliyor. Tether elinde bulunan mevcut varlıklar kadar dolar basabiliyor. Yani bastığı her USDT coin için rezervinde 1 dolara eşit bir varlık bulundurmak zorunda. Dediğimiz gibi Tether merkezi bir kurum ve geçmişte birçok spekülasyonla gündeme geldi. Bundan kaynaklı olarak merkezi stable coinlerin güvenilirliği her zaman tartışma konusu olmuştur. O zaman bu merkeziliğin bir alternatifi yok mu diye sorabilirsiniz. Tabii ki var. O da algoritmik stable coinler. Algoritmik bir stabil coin, fiyat istikrarını sağlamak ve örneğin Amerikan doları, altın veya herhangi bir döviz gibi bir rezerv varlığa sabitlenerek bir varlığın dolaşımdaki arzını dengelemek için tasarlanmıştır. Bir varlığın değerini genellikle 1 dolarda tutmak için fiyat sabitleme algoritmalarını kullanan kripto belirticidir. Başka bir deyişle algoritmik bir stabil coin, altında fiyatı arttığında daha fazla madeni para çıkarabilen ve fiyat düştüğünde piyasadan satın alabilen bir algoritma kullanır. Aynı zamanda gerçek merkeziyetsizleşmenin neye benzediğinin bir temsilidir. İşlemleri sürdürmek veya izlemek için herhangi bir düzenleyici kurum olmadan, kod fiyatın yanı sıra hem arzdan hem de talepten sorumludur. Kod içerisinde belirlenenin dışında bir davranış sergilemez. Yani burada yazılan kod yasadır. Algoritma veya protokol bu stablecoin'leri destekliyor ve merkez bankası olarak çalışıyor. Jetonun deflasyon eğilimi durumunda arzın arttırılmasına veya stablecoin'in satın alma gücünde bir düşüş olması durumunda arzın azaltılmasına yardımcı oluyor. Peki o halde neden birçok algoritmik stablecoin var? Çünkü hepsinin kendi içinde ayrıştığı belirli durumlar var. Gelin bunlara kısaca değinelim. Algoritmik stablecoin'lere neden ihtiyacımız var? Merkezi stabil coin sağlayıcıları dahil edildikleri yargı bölgelerinin hükümetleri tarafından düzenleme yoluyla her türlü müdahaleye açık. Bu, merkezi bir stable coin sağlayıcısının dahil olduğu bir ülkenin hükümetinin söz konusu banka hesaplarını dondurmaya karar vermesi durumunda, stable coin'in kullanılabilirliğinin sıfıra indiği ve doğal değerini sıfıra getirdiği anlamına gelir. Yani bir gecede tüm paramız sıfırlanabilir.
Bu pek olası görünmese de böyle bir risk her zaman var arkadaşlar. Öte yandan algoritmik bir stablecoin projesi, merkezi olmayan ve fiyat bazlı rezervlerden veya teminatlardan bağımsız kaldığı sürece kendisini her türlü yasal düzenlemeden koruyabilecektir. Yani hükümetlerden, ülkelerden ve yasalardan etkilenmeyecektir. Gelelim bunların türlerine. Bugün bu incelemede ayrıntılı olarak tüm alt türleri incelemeyeceğiz. Ancak özellikle incelememizi istediğiniz türler varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yıllar içerisinde birçok farklı türde stablecoin çıktı. Ancak incelememizde fiyat istikrarını sağlayabilmek için en yenilikçi teknoloji geliştiren bazı türlere değineceğiz. Rebasing Algorithmic Stablecoin, merkezi olmayan algoritmik stablecoin için ilk modellerden biri. Bu model altında jeton fiyatı toplam jeton arzının yeniden temellenmesiyle stabilize ediliyor. Rebasing ne demek? Basitçe söylemek gerekirse jetonun toplam arzı jeton tutan tüm cüzdanlarda her gün azalır veya artırılır. Jeton arzındaki bu artış veya düşüş peg fiyatından kaynaklanan fiyat artış düşüş yüzdesi ile orantılıdır. Hemen bir örnekle açıklayalım. Bugün 1 dolar fiyatıyla 100 jeton satın aldığınızı ve fiyatın yarın 1.1 dolara yani %10 artış arttığını düşün. Protokol ertesi gün toplam arzı otomatik olarak %10 arttıracaktır. Bu rebase'den sonra cüzdanınızdaki belirteç sayısının %10 artacağı anlamına gelir. Ve cüzdanımızda toplam 110 jeton olur. Bu işlemin tüm cüzdanlar için yapıldığını düşünürsek toplam jeton miktarı içerisinde sizin yüzdelik diliminiz asla değişmez. Seniorage Algorithmic Stablecoins. Basitçe söylemek gerekirse, ağ katılımcılarının jetonu basma ve yakma mekanizmaları aracılığıyla Bitcoin'in değerini korumak için doğrudan teşvik edildiği bir sistemi ifade eder. Bu genellikle sabit bir değere sabitlenmiş bir jeton ve ana jetonun sabitliğini korumak için işlev gören bir veya daha fazla jeton içeriyor. Bunun nasıl çalıştığını anlamak için Terra Stablecoin'e bakmak yararlı olacaktır. Terra Luna ekosistemi stablecoin'lerinin fiyat sabitini korumak için iki jetonlu bir senyoraj sistemini takip ediyor. Block Zincir, UST gibi Terra stablecoin'lerin Luna tokenları karşılığında basılabileceği ve Luna jetonlarının da UST veya başka bir Terra stablecoin yakma karşılığında basılabileceği bir protokol sunuyor. UST'nin dolar fiyatı 1 doların altına düştüğünde ekosistemdeki katılımcılar mevcut piyasa fiyatlarında Luna karşıttığında UST'yi yakabiliyor ve bu da onlara kar sağlıyor. Benzer şekilde USD'nin dolar sabiti 1 doların üzerine çıktığında ekosistemdeki katılımcılar Luna karşılığında cari piyasa fiyatları üzerinden USD basabiliyor ve yine bu da onlara kar sağlıyor. Tüm bunlar yalnızca bir jeton olarak Luna'nın ekosistemde bağımsız bir değere ve faydaya sahip olması nedeniyle mümkün. Bir diğer türümüz aşırı teminatlandırılmış algoritmik stablecoin'ler. Bunu açıklamak için en güzel örnek kesinlikle DAI olacaktır arkadaşlar. MakerDAO DAI için algoritmik bir stablecoin unvanından vazgeçmiş olsa da bunu bu incelemeye dahil etmeliyiz çünkü DAI'nin fiyat istikrarını korumaya yönelik mekanizmaları temel teminatının fiyat oynaklığına dayalı olarak jetonları yakan ve jeton basan akıllı sözleşmeleri içeriyor. O halde DAI'nin çalışma mekanizmasına yakından bakalım. Bir kişi 100 dolar değerinde DAI basmak istediğinde 150 dolar değerinde kabul edilen herhangi bir kripto para birimini taahhüt etmelidir. Kripto para biriminin fiyatı düştüğünde kullanıcının ipotek ettiği varlığının zararını önlemek için orantılı bir miktarda DAI'yi geri ödemesi gerekir. Yine aynı şekilde kripto para biriminin fiyatı yükselirse kullanıcı daha fazla DAI jetonunun kilidini açabilir ve jeton basabilir. Kullanıcının gerekli DAI tutarını geri ödemesi durumunda teminat, faiz oranı ve cezayı ödemek için gereken ölçüde otomatik olarak tasfiye edilir. Çoğu algoritmik stablecoin DeFi ekosisteminin rezerv para birimi olmaya çalışıyor. Bu oldukça iyi bir hedef. Ancak uzun vadede geçerli olmak için sundukları istikrarın yanı sıra faydalı olmaları da çok önemli. Bu teknolojinin henüz yolun çok başında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gelecekte merkezi stablecoin'lerin yerini alacaklarından şüphemiz yok. Bu sayede herhangi bir yasadan veya hükümetten etkilenmeyeceğini bildiğimiz stablecoin'lerle işlemlerimizi gerçekleştirebileceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.